bütün bu algoritma savaşlarında şu anda yürütülen shadow banlar, gölge yasaklamalar, birilerinin ön plana çıkartılması dünyasında verdiğimiz mücadele çok kesin, keskin ve ateşli bir mücadele. Şurada anlarsınız mücadelenin büyüklüğünü. Ben size söyleyeyim efendim. Türkiye'de 85 milyon insan var biliyorsunuz. Bunun 60 milyonu seçmen, bunu da biliyorsunuz. Bu 60 milyon seçmenin içinde Twitter'a kayıtlı olan kullanıcı sayısı Türkiye'de 19 milyon. Aslında kayıtlı olanların yaklaşık yarısı, hatta yarısından daha fazlası fake, bot üretilmiş. Yani elimizde bir 8-9 milyon gerçek hesap var. Bu 8-9 milyon gerçek hesabında aktif kullanıcı sayısı maksimum 5 milyonu geçmiyor Türkiye'de. Buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosu 100 milyon izlendi. Bu nasıl oldu 100 milyon izlendi? Söylüyorum. İşte bu algoritmadaki hile. İşte bu Türkiye'ye gelip İstanbul'da otele yerleşen o Amerikalı ekibin hilesi. Evet, Erem Şentürk, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Süleyman Özışık'ı temsilen buradayım. Yıllarda kalmıştı. Allah razı olsun. Süleyman Özışık'ı temsilen buradayım. O kanalın konuğuyum ben şu anda. Hadi Özışık kanalından izliyorsunuz beni ama Süleyman Özışık'ın kanalına da geçip oraya da etkileşim verirseniz sevinirim yani. Bir taraftan da onu açın. Ben şu anda Süleyman Özışık olarak konuşuyorum. Öyle sayabilirsiniz yani. Ben Süleyman abiye sormadım. Senin adına konuşabilir miyim diye de sorsam izin verir zaten. Ben şu anda Süleyman Özışık'ın kanalından Süleyman Özışık adına konuşuyorum. O kanalın temsilcisiyim. Herkese iyi yayınlar. Sosyal medyadan bizi paylaşın. Hadi Özışık'ın kanalını dinliyorum. Şikayet edeceğim. Kime? Süleyman abiye mi? Seni Mehmet Özışık'a şikayet edeceğim. Ha Mehmet abi ya, yok. Abi ben ondan korkarım. Mehmet abiye. Şimdi bu yayını beğenin lütfen. Bu çok önemli. Beğeniler. Algoritmaya karşı bir savaş veriyoruz ve bu çok kıymetli bir savaş. Siz bu yayını beğendiğinizde biz mutlu oluyoruz ama geçin mutluluğu. Daha önemlisi bize cesaret vermiş oluyorsunuz. Ondan daha önemlisi bütün bu algoritma savaşlarında şu anda yürütülen shadow banlar, gölge yasaklamalar, birilerinin ön plana çıkartılması dünyasında verdiğimiz mücadele çok kesin, keskin ve ateşli bir mücadele. Şurada anlarsınız mücadelenin büyüklüğünü. Ben size söyleyeyim efendim. Türkiye'de 85 milyon insan var biliyorsunuz. Bunun 60 milyonu seçmen, bunu da biliyorsunuz. Bu 60 milyon seçmenin içinde Twitter'a kayıtlı olan kullanıcı sayısı Türkiye'de 19 milyon. Aslında kayıtlı olanların yaklaşık yarısı, hatta yarısından daha fazlası fake, bot üretilmiş. Yani elimizde bir 8-9 milyon gerçek hesap var. Bu 8-9 milyon gerçek hesabında aktif kullanıcı sayısı maksimum 5 milyonu geçmiyor Türkiye'de. Buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosu 100 milyon izlendi. Yani biz 4-5 milyon insan, diyelim ki 10 milyon insan olsun. 10 milyon insan bir kere izlese 100 milyona bulamıyoruz. İkişer defa beğense yine bulamıyoruz. Çünkü bir defa beğenebiliyorsunuz Twitter'da. Nasıl olduysa 200 milyon na yakın, 120 milyon şu anda. Yarın öbür gün 200 milyon dolacak. Böyle kopmuş gidiyor. Peki bunu nasıl yapabildi Kemal Kılıçdaroğlu? Saçma sapan, hiçbir şey ifade etmeyen, hiçbir şey söylemeyen, sadece ben Aleviyim diye başladı ve sonunda da Aleviyim diye bitirdiği, Alevilik üzerinden siyasi propaganda yaptığı, hatta mezhepçilik bile sayılabilecek, hiç kimsenin konu etmediği, sadece onların ve adamların konu ettiği bir şey söyledi de bu nasıl oldu 100 milyon izlendi? Söylüyorum. İşte bu algoritmadaki hile. İşte bu Türkiye'ye gelip İstanbul'da otele yerleşen o Amerikalı ekibin hilesi. Aynı ekip Guaido'ya çalışmışlardı. Sistem de şöyleydi. Guaido ve adamları bir kameranın karşısına oturuyordu. Kollarını beyaz gömlek giyip kollarını katlıyorlardı ve konuşuyorlardı. Guaido da yemedi. Sonra geldiler Macaristan'a. Macaristan'da bir altılı masa kurdular. Altılı masanın karşısına sosyal medyadan bir ünlü getirdiler. Getirdikleri sosyal medya gözlüklüydü. Sosyal medya ünlüsü aynı zamanda belediye başkanıydı. Altılı masanın ortak çatay adı olarak o gözlüklü sosyal medya ünlüsü, hiçbir iş çalışmayan, sadece sosyal medyada yapan, kime benzediğini anladınız mı? Öpme hareketine kadar hepsi aynı olan bir adamı getirdiler, aday yaptılar. O adamı da başaramadılar. Şimdi bütün hem Guaido'da hem Macaristan'da başarısız olmuş ekip gelmiş Türkiye'de oturmuşlar. Başarılı oldukları tek konu var.
Guaido'ya da, Macaristan'da da, diğer ülkelerde de, bugün Ukrayna'da çıkmış savaşta da inanılmaz derecede Zelenski'nin sosyal medyasını yapan ekip aynı zamanda bunlar. Yüz milyonlarca beğeni verdirebiliyorlar. İşte biz şu anda bu savaşın ortasındayız. Bu savaşın ortasında sizin bir senede o kalp işaretine tıklamanız ve bu yayını sosyal medyadan, WhatsApp üzerinden arkadaşlarınıza göndermeniz savaşın en önemli cephanesi. Ben ne anlatırsam anlatayım. Hadi abi ne anlatırsa anlatsın. Yapmadığı sürece olmuyor. Bizim burada derdimiz ne? Yani biz sadece fazla insana ulaşmak bu kadar. Senin kanalının reklamını yapıyorum ben. Diyorum ki Erem Şentürk'ün kanalına abone ol kardeşim diyorum. Evet. Beğen diyorum, paylaş diyorum. Sonra sen dönüp diyorsun ki Süleyman Özışık'ın, ben şu anda onun adına konuşuyorum. Bu gerçekten, senin bu ifaden beni çok mutlu etti. Şu anda linki Süleyman Özışık'a da gönderdim. Bakabilirse o da çok mutlu olacaktır ki onu sevenler de çok mutlu olacaktır. Evet. Git Süleyman Özışık'ın kanalından beni izle diyorsun. Ondan sonra evet, dönüp diyorsun ki ya falanca kişiyi değil. Biz bunları niye yapıyoruz? Yani bizim şahsi bir menfaatimiz mi var? Biz para kazanmak için mi bunu yapıyoruz? Ben bunu defalarca söylüyorum. Diyorum ki arkadaş, bu konu parayla ilgili bir konu değil. Boş durma bu diyorum. Abone ol ya, abone ol ya. Abone be. Ya ücretsiz. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu sizin tarzınız olmuyor. Senle Mehmet Özışık falan böyle bir havalara giriyorsunuz. Bu katıl butonuna basmak da, o insanları oraya davet etmek de ayıp bir şey değil. Ben şimdi değil, ben seni, yani insan diyemiyor yani, ayıp. Senin mücadeleni biliyorum. Sen sabah namazında kalkıyorsun, yollara düşüyorsun. Abi ekipman ya. Ya arkadaş, sen destek vereceksin. Ben sana daha iyi ekiple, ekipmanla, hem ekip hem ekipman, daha iyi imkanlarla sana bu hizmeti sunabileyim. Yani ne olacak, sen Hadi Özışık 15 lira koydu, 100 lira verdi. Allah bereket versin ama bu damlaya damlaya göl oluyor. Ya onun için bunu çok net bir şekilde ortaya koyalım. Bizim derdimiz para, pul, şu bu değil kardeşim. Yok değil, değil. Vallahi Allah rızası için değil. Bak gerçekten samimi söylüyorum. Konu parayla ilgili değil. Şu kalp işaretine bastığınızda, bir de şu yayının linkini, çok önemli. Bak ben hani buradan da ifade etmiş olayım. Artık aile gibiyiz bu seyircilerle. Birbirimizi de tanıyoruz, Allah var. Ben şunu da net olarak ifade edeyim. Şu yayının linkini mutlaka WhatsApp'tan birine gönderin. Kimseye gönderemiyorsanız kendi kendinize gönderin. WhatsApp'ta artık kendi kendine gönderme açık. Gönderin. Neden? Çünkü YouTube algoritması diyor ki bu yayın paylaşılıyor, bu link çoğalıyor, dağıtılıyor diyor. Ona göre ön plana çıkartıyor. Bizi şu anda WhatsApp'tan birine göndermeniz ve sosyal medyadan, Facebook'sa Facebook, Twitter'sa Twitter, hangi sosyal medyayı kullanıyorsanız orada da bu linki paylaşmanız, takipçi sayınızın gerçekten önemi yok. Paylaşmanız bizi algoritmada çok ön plana çıkartıyor. Allah razı olsun diyelim ve başlayalım inşallah. Evet, şu an bu arada Yakup kardeşim Süleyman Özışık'ın kanalında, adı Yakup, girdi. Dualarımız Süleyman abiyle diye sticker'dan Süleyman'a destek oldu. Kendi imkanları ölçüsünde ona da teşekkür ederim. Herhalde senin katkın oldu. Sana da teşekkür ediyorum. Şimdi güzel insan.